bugün birinci anlamış yok, birlik ve beraberliğe bizim geçişmesi, güçlenmesi ve güçlü bir Londra, güçlü bir Türkiye pazarımız derdi. Diğer kısımdan adından anlaşıldığı bir iş insanı olan derneğimizin birbirimizde olan faaliyetlerinde iş insanları gibi birbirine ticaret yapmak, ticaret işlerimizi güçlendirmek ve güçlü bir bireyler, güçlü bir kurumlar ve güçlü bir dernek haline getirmek. Maksadımızdan bir yerde bu. Diğer kısımda tabii yapmış olduğumuz faaliyetleri de size anlatabiliyor olmak. Biz yaklaşık bir buçuk ay önce Almanya'ya gitmiştik. Derneğimizle beraber, üyelerle beraber ve aynı zamanda oda başkanımız ve genel sekreterimizle beraber Almanya'ya gittik. Almanya'da yatırımcılarla Türkiye'yi anlatmaya çalıştık. Derneğimizdeki üyelerimizi anlatmaya çalıştık. Orada neler yapıldı, neler yaşandı ve onları size anlatacak. Özellikle Osman Bey bunları anlatacak. Neler yaptık, neler yapabiliriz. O yaptıklarımız çalışmalarla beraber nasıl bir işbirliği olur? Önemli olan çok ciddi bir birliktelikle Osman Bey çok güzel bir sunum yapacak. Tabii Osman Bey her şeyi anlatacak falan da ben birkaç adı başı yapmak istedim onunla ilgili. Almanya'daki seyahat çok kıymetli ve çok önemliydi. Bugüne kadar yapılan Türkiye'den giden ziyaretler noktasında ilk defa çok değerli bir heyetin geldiğini söylediler. Bu bizim için çok mutlu ve gurur verici bir durumdu. O anlamda onlar da buraya geldiler. Hatta geçen hafta ben de Zonguldak'taydım. İşte Almanya seyahatinin sonrasında onları da beraber 3 gün Zonguldak'ta anlattık. Bir başkanımız, genel sekreterimiz Ahmet Karayılmaz'la beraber. Almanya'da anlatılan programları, projeleri biz İstanbul'da ve Zonguldak'ta kendileri sunduk. Çok kıymetliydi. Güzel bir işbirliği olacak. Ben her zaman söylüyorum. Almanya ve Zonguldak ve Türkiye arasındaki işbirliği çok önemli. Eğer biz bunu başarabilirsek Türkiye'ye ve Zonguldak'a ve bizlere, dernek üyelerine çok ciddi katkı sağlayacak. O temeller atılıyor, o tohumlar atılıyor. Ben bence bunların önümüzdeki yıllarda kısa bir zaman içerisinde tohumları ekler diyebilirim. Bu konuda dediğim gibi Osman Bey ilgi verecek ama geçen hafta 3 gün boyunca ve 3 tane özellikle Avrupa Türk İlişkiler Birliği Başkanı Orhan Buyurma ve Başkan Yardımcısı Zahmettin Barutçu ve aynı zamanda Genel Sekreter Muharrem Uskubaş'la beraber 3 gün yeni bir seyahat oldu. Neler yapabiliriz buna, neler yatırım yapabiliriz? Konuşuldu, güzel çalışmalar olacak inşallah. Tabii biz Almanya seyahatinde gittiğimizde orada çok kıymetli görüşmeler oldu ama onun neticesinde de bir ay öncesinde de Almanya'dan farklı bir heyet geldi. İki heyet bizi karşılamış olduk bugüne kadar bizim gittikten sonra. Özellikle Almanya'da Almanya Çay Jurnalları Derneği Başkanı Tülay Karalıoğlu'nun aynı zamanda bizim yönetimimiz orada başkanımız ve orada selamet sevgilerimi gönderiyorum burada. Onun önderliği de bir çalışma oldu bu ve bu anlamda da geçen ay Almanya'daki Kurfen yani Almanya Esen Belediye Başkanı Misli Kurfen geldi. Burada heyetiyle beraber incelemelerde bulundu ki onların sözüne göre bir ve iki dönem sonra Almanya Başkanı olacak kişi olarak söyleniyor. Çok kıymetliydi. Hatta bizim de yeni fabrikamızın temel atma törenine ona denk getirdik. O Kurfen'le beraber valimiz açılış yaptı. Temel atma töreni yaptı. Çok değerliydi. Zonguldak gelişiyor. Şunu söyleyebilirim. Yani toparlayacak olursak, Osman Bey genel olarak konuşacak Almanya ismiyle. Zonguldak gelişiyor. Gelişen Zonguldak içerisinde bizler yerimizi almamız lazım. Çok bugüne kadar çok geride kaldık. Çok iş içine giremedik. Ticari kısmımız, şefes kısmı çok zayıftı ama bundan sonra Zonguldak insanı artık gelişmiş Zonguldak'ta yerini alması lazım. Bir enerji kenti olmayan nazik bir şehir artık Zonguldak. Onun için bizler de burada olmamız lazım. Sizlerin yatırımlarını yavaş yavaş artık Zonguldak'a kaydırmanız konusunda benim özel isteğim var, dileğim var, temennim var ve hakikaten Zonguldak'a yatırım yapan kazanır. Bunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz da beraber özellikle Çaycuma bölgesi, Bakacakta'da, Ereğli, Allah'ta Zonguldak'ın tüm yerleri artık gelişiyor ve değişiyor. Orada olmak lazım. Bunu söyleyebilirim. Lütfen o açıdan bakın. Zonguldak'a yatırım yapan kazanır. Evet, 3 projeli bir proje başlattık. Bunu hep söylüyoruz. Bazen bazı arkadaşlar sıkılabiliyor ama bu Türkiye için çok kıymetli olduğu için özellikle bunu söylüyoruz. Rol model olduğumuz için bunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda Zonsiyat'ın da başarısı olduğu için bunu söylüyoruz. Evet, 3
geliştirmek lazım, büyütmek lazım. Profesyonel olarak da çalıştığımız şirkette yöneticilerimize söyleyebiliriz. Kendi şirketlerimizi de oraya getirerek eve dönecek hakkı sağlamalıyız. Çünkü artık İstanbul daralıyor, İstanbul'da geçim daha zorlaşıyor. Anadolu gibi, Zonguldak gibi yerlerde daha kolay bu işler. Onun için yatırımlarınızı, eve dönüşünüzü yapmanızı tavsiye ederim. Eve dönen kazanı burada söyleyebilirim. Çok uzatmayacağım. Yani amacımız burada birkaç amaç var. Bir tanesi de size formlar gelecek. O formlarda bilgiler doldurulacak. Bir kısım var çok kıymetli. Bugün bir çıktığının bir tanesi de oydu. Yani şöyle, kendi bilgileri yazdıktan sonra orada bir not kısım var. Yani yabancı yatırımcı veya yerli yatırımcı veya orada ister misiniz? Bunu şunun için yazdık. Almanya'daki dostlarımız şunu söylüyor. Biz Türkiye yatırım yapmak istiyoruz. Ya hazır bir şirket olabilir, yürüyen bir şirket olabilir ya da sıfırdan bir yatırım yapabilir. Dolayısıyla biz kendi üyelerimizle ortak almak isteyen varsa oraya lütfen yazsınlar. Sonra biz bu bilgileri Almanya'daki diğer yatırımcı şirketlere vereceğiz. Onlar da kendilerinde bir görüşmeler yapacaklar. Biz bunu sadece karşılaştırma tedbirleriyle buluşturma kısmında olacak. Bu çok kıymetli ve çok önemli, onu söylüyorum. Lütfen böyle bir istekleri konuları varsa yazsınlar. Sonra biz buluşturmaları, YouTube görüşmelere geçeceğiz. Sözümü tamamlıyorum. Tamamlamadan önce ben teşekkür konuşmasıyla kapatmak istiyorum. Zonguldak'ta ciddi bir güçlenme var ve bununla beraber de çok güçlü bir valimiz var. Zonguldak Valimizde Bozulmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Hakikaten Zonguldak toparlıyor ve Zonguldak'ın birleşmesine katkıda bulunuyor. İnanılmaz bürokratlar güçlü ve kibri ayak içine çalışıyor. İşte devlet müdürümüz hareketler, alay kurtarımız hareketler, başsavcımız, yani oda başkanlarımız, aklına gelen bürokratlarımız, siyasilerimiz. Dolayısıyla Zonguldak güçlü bir, iyi bir birleşik içerisinde. Ben başta Sayın Valim olmak üzere bütün bürokratlara, bütün siyasilere, bütün oda başkanlara teşekkür ediyorum. Güçlü Zonguldak için siz de Zonguldak'a katkı sağlayın. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Büyük bir heyecanla yürütmekteyim. Değerli konuklarımız, bizim 8-14 Mayıs Almanya Ticari Buluşma Programı hakkında sizlere kısaca özet bilgileri, sizi çok sıkmadan oradaki gördüğümüz, edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Programda şu şekilde ilerleyelim. Saygıdeğer konuklarımız, Zonseyat ailesi olarak Türkiye'den Almanya'ya uzanan ticari ve sosyal köprüler kurmak amacıyla çıktığımız bu yolda öncelikle Zonguldak başta olmak üzere bölgemiz, Batı Karadeniz ve tüm Türkiye'mizi kapsayan ticari, ekonomik ve sosyal görüşmeler sağlamak amacıyla Kurbet'teki hemşehrilerimizle buluşmaya gittik. Türkiye'den yola çıkan heyetimizde bulunan Sayın Başkanım, Zonguldak Başkanı Necdet Ustaoğlu, Başkan Yardımcımız Erol Nalbant Bey, Komisyonlardan Sorumlu Başkan Osman Uğurlu olarak Zonsiyat üyesi Cemal Nalbant ve Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Metin Demir, Sanayi Ticaret Odası Meclis Üyesi Kurgay Yılmaz, Zonguldak İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz Bey'in de bulunduğu heyetimizde Düsseldorf Havalimanı'na indik. Buradan hareket ettikten sonra indik. Büyük bir heyecan sevgiyle bizleri Zonguldak Çaycumalılar Derneği Başkanı Kürcan Karanoğlu ve yönetim kurulu bizleri çiçeklerle böyle sevgiyle, güler yüzle karşıladılar. Orada güzel bir program oldu. Orada ayağımızın tozuyla hemen programımızda olmamasına rağmen Almanya'daki o bölgede iki Türk takımının futbol maçı vardı. Onun ziyaretini gerçekleştirdik. O maçtaki dostlarla biraz sohbet etme fırsatı bulduk. Çok keyifli bir zaman geçirdik orada. Ondan sonra ayrılarak otelimize yerleştik. Sonrasında havalimanından otelimize geçen süre içerisinde tabii ki yolculuğun yorgunluğundan sonra bir akşam yemeği düzenlemiştik. Sayın Tuncay Başkanımızın eşliğinde yönetim kurulu olarak. İş insanları eşlik ettiler bize orada. Birçok iş insanı
gözlerinde gerçekten heyecanı gördüm. Oradaki özlemi, heyecanı, Türkiye'den bir heyetin geliyor olması onlar için çok değerliydi. Bizim de oradaki ticari, sosyal, yaşantıları hakkındaki tecrübelerini aktardılar. Biz de Türkiye'den selamları ilettik, sizlerin selamları ilettik. Güzel bir yemek gerçekleşti. Sonrasında heyetimizin konakladığı otelin toplantı salonunda bir yemek düzenlendi tekrardan. Daha kapsamlı büyük bir yemekti. Bu salondaki yemekte bulunan birçok STK, o Ruh bölgesindeki birçok belediyenin temsilcileri, birçok iş insanı o yemekte buluştu. Orada başkanımız konuşmalarını yaptılar, gerçekleştirdi. Ve bize plaketler takdim edildi. Biz de Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri kendilerine takdim ettik. Ama orada o kadar çok aslında şu anda ismini sayamadığım konuğumuz vardı ki, yani duyan, heyetimizi duyan oraya toplantıya teşrif ettiler. Çok heyecanlıydılar, biz de çok heyecanlıydık. Biz bir tanışma ziyaretiydi bu aslında bizim oraya gelişimiz ama bu amacının çok üstünde bir ziyaret oldu. Uzun uzun görüşmeler, birbirimize karşı kart vizitlerimizi verdik, ticari Türkiye'deki birçok eksikliği aslında orada başkanımız ve heyetimizdeki diğer başkanlarımız, üyelerimiz bunları gözlemleme fırsatı bulduk. Devamındaki diğer ziyaretlerimizde, çok gün gün anlatmıyorum ama bu günler içerisindeki devam eden ziyaretlerimizde Almanya Çaycumalılar Derneği eşliğinde Essen Uyum Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammed Malaman Bey'in de büyük değerli katkılarıyla Essen Belediye Başkanı Thomas Kuhn'u heyetimizle ziyaret etti. Bizi çok sıcak karşıladı. Toplantı salonunda konuşmada Sayın Kuhn'un bölgede 350 bin tane zonguldaklının olduğunu, yani bir ikinci zonguldağın orada olduğunu bize aktardı aslında. Biz de tabii komşularımızdan bu bilgileri almıştık, biliyorduk ama onun 350 bine yakın zonguldaklı olduğunu ve zonguldakla ilgili çok bilgisi olduğunu bizlere aktardı. Ve zonguldağın özellikle son dönemdeki tekrar enerji üssü olma yönündeki çalışmaları çok yakından takip ettiklerini ve Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylediler ama başkanımın da söylediği gibi sonrasında bir ziyareti zaten gerçekleştirdiler. Bir fabrika açılışımızda bulundular ve Zonguldak bölgesini gezerek oradaki izlenimleri, tespitleri yaptılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında, bu arada Kuhn'la konuşma arasında Necdet Başkanı'nın çok güzel bir çıkışı oldu. Dedi ki, biz geldik heyet olarak, bizi çok güzel karşıladınız ama bunun karşılığında biz sizler Almanya bölgesinde ücretsiz bir ücretsiz bir fuar düzenlemenizi istiyoruz diye bir çıkış yaptı. Tabi Başkan Kuhn böyle bir şey beklemiyordu ve bunu kabul etti. Biz de bundan çok mutlu olduk. Ama o da kendisi siyasetçi olma özelliğiyle dedi ki biz de Zonguldak'ta isteriz. Almanya'daki iş adamlarınızı Zonguldak'a getirelim. Sizler de iş adamlarınızı bizim bölgemize getirip burada ücretsiz bir fuar düzenleyelim dediler. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde geliştikçe sizlere bu bilgileri biz aktarıyor olacağız. Değerli konuklar, devamında Sayın Metin Demir, Sayın Ahmet Karayılmaz konuşmalarından Zonguldak'ta bölgemiz, ülkemiz için ticari, kültürel, ekonomi, fırsat ve destekleri aktardılar. Bunun yanı sıra iş insanı olma hasebiyle de başkanının çok değerli tespitleri, ticari köprülerin kurulmasıyla ilgili birçok bilgi, tecrübe aktarıldı. Ve Zonguldak'ın her seferinde, her gittiğimiz platformda, her gittiğimiz STK'da, belediyede, valilikte, oradaki ticaret odasında, vakıflarda hep Zonguldak'ı vurguladık ve oraya Zonguldak'a ve bölgemize, Türkiye'mize yatırımlar üzerinde durmaya çalıştık. Başkanımızın öncülüğünde. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan kendisine. Sonrasında bir ziyaretimizde Essen Başkonsolosu Sezai Tolga Şimşir Bey oldu. Makamında kendisini ziyaret ettik. Şunu tekrar vurgulamak istedim. Bunu samimi olarak söylüyorum. Biz Almanya'ya indiğimiz ilk dakikadan itibaren bizi karşılayan tüm
devlet kurumlarımız olsun, STK'lar olsun, belediyeler olsun gerçekten bizi heyecanla, böyle sevinçle karşıladılar. Büyük bir eksiklik olduğunu orada tekrardan biz bunları hissettik. Bu ziyaretlerimizi ilerleyen dönemlerde inşallah tutlaştıracağız ve daha kalabalık heyetlerle, büyük heyetlerle gitmeyi inşallah hedefliyoruz. İstanbul'un başkan yardımcı görevim var. Birçok STK'lara dolaşıyorum ama gerçekten Zonguldak Derneklerinin sahalarda ne kadar aktif olduğunu gözlerimizde görüyoruz ve zaman zaman da biz de bu programlara katılıyoruz. Tabii eve dönüş projesinden bahsedildi. En önemli projelerden bir tanesi eve dönüş projesi. Zon siyasetinde aslında odaklanması gereken noktalardan bir tanesi. Genel Başkanımız Denizlet Bey sağ olsun taşın altına elini koydu. Fabrikasını tümüyle Zonguldak'a taşıdı. Ancak bu yeterli mi? Tabii ki değil. Geçtiğimiz günlerde ben yine bir müjde vermek istiyorum. Zon Siyat'ın gelişimleriyle Saltıkova'ya 50 kişi şu an çalışan bir ayakkabı imalatı kuruldu. Bu vesileyle ben Necdet Bey'e çok tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii biz bunları yakından takip ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Zonguldak bölgesine iş insanlarını, iş adamlarımızı oraya eve dönüş projesi kapsamında çekmeyi düşünüyoruz. Evet, Zon Siyah dünyaya açıldı, marka oldu. Şu an Almanya Zon'da işbirliği içinde gerçekten önemli projeler imza atılıyor. Geçtiğimiz ayda Almanya'ya gittik, orada birçok ziyaretler gerçekleştirildi, birçok görüşmeler sağlandı. Tabii bu hem bölgemizin tanıtımı hem derneğimizin tanıtımı amacından çok gerçekten faydalı bir girişim. İnşallah yurt dışındaki iş insanlarımızın veya yabancı yatırımcılarımızın da bölgemize gelmesi noktasında da bu çalışmalar çok önem arz etmekte. Bölgemiz gerçekten konum olarak iyi bir konumda. Ankara gibi, İstanbul gibi metropol şehirlere tam orta kısımda bulunan yakın bir şehre mevcut. Hava yolu, karayolu, tren yolu, deniz yolu, ulaşımda da sıkıntı yok. Buralara gerçekten ilerleyen süreçte, az önce Necdet Bey de bahsetti, Zonguldak her geçen gün değer kazanacağına inanıyoruz. Ama bunu sağlayacak olan işte buradaki insanlardır. Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği'dir arkadaşlar. Burada ne kadar birlik ve beraberliği sağlarsak, burada ne kadar güçlü olursak, bölgemizde hem yatırım konusunda hem de bölgemizin tatlımızın noktasında gerçekten güzel şeyler olacağına inanıyorum ben. O yüzden derneklerimize sahip çıkmamız lazım. Özellikle İş Dünyası Derneğimiz, Zon Siyat'a sahip çıkılması noktasında ben iş adamlarıma buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Ufak tefek meselelere takılıp da geri kalmamak lazım. Hep beraber taşın altına elimizi koymamız lazım. Genel Başkanı Necdet Bey, başkanlığı aldıktan sonra çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik gerçekten. Zaman zaman kendisiyle de istişareler yapıyoruz. Bir araya gelmek suretiyle. İnşallah önümüzdeki süreçte de ben Zon Siyat'ın ciddi manada bir marka halinde hem bölgemizde hem de Türkiye'de hem de dünyada birçok başarılı projeleri imza atacağına inanıyorum. Çok fazla da bildik mi? Çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Bildiğimiz daim olsun. Hepinizi sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Son zamanlarda Zon Siyat'ın yaptığı başarılı çalışmalardan biz de federasyon olarak her zaman birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Zon Siyat Birleşmiş Dernekler Federasyonu aynı çatı altında her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben mekan şey olarak sizlere çok fazla zamanınızı almayacağım. Sonuna geçeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun. Biraz daha uzak tutarsın. Devlet, Çaycuma, Gökçe Bey, Bozlu, Kilimli, Ereğli, Alaptı, bölge internlerine baktığımızda hakikaten Necdet Başkan'ın da ifade ettiği gibi Zonguldak belki de son 100 yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Belki tarihi bir fırsattır bu. Allah'ın bir lütfudur. Biz yıllar önce Alaaddin Başkanı'nı hatırlar. Pendik'teki bir programda güneş Batı Karadeniz'den yeniden doğacak demiştik. Öncesi 200 yıllık Osmanlı'dan bu yana geçmişimiz. Türkiye taş kömürlerinin bizim için bir büyük nimetti. Ama bunun avantajları vardı, dezavantajları vardı. Tarih tekerrürler ibaret gibi.
Sakarya Gaz Havzası diye geçiyor ama Necdet Başkanımız onu biliyorsun, gaz havzası var, düzeltti herhalde. Öyle telaffuz ediyoruz biz. 500 milyar metreküp üzeri doğal gaz şu an geçenlerde Cumhurbaşkanı'nın açıklışını yaptı. Filos'tan gaz taşıma operasyonu başladı. Ben bunları yakından takip ettiğim için bölgemiz adına bir hareketliği olduğunu, İstanbul'daki federasyonumuz, İstanbul'daki Zonsiyat Başkanı bulunduğum Karayılmaz Kalkınma Derneği, biz burada hakikaten 10 yıldan bu yana yoğun emek güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü bu görüntüde bunun bir sonucu olsa gerek. Ama bugünden itibaren Sayın Başkanım belki değinmedi ama sizin davetiyenizde bu çoklu ortaklık modeli üzerine bizim bir niyetimiz var. Tek başına bu dünyada ayakta kalmak, tek başına bir şeyleri kurtarmak çok kolay değil. Ama tarihi geçmişimizde bunu kendi bendeki bölgemizde de var ama yakın tarihimizde isim telaffuz etmek istemiyorum. Almanya'da bir yön hemşehrimizin milyon euroların, doların buhar olduğunu gördük. Bu çok ortaklık modellerinde. En basit, en yakın tarihimizde bir çiftlik banka hadisesi vardı hatırlarsanız. Bu mağduriyetler yaşandı. Yani sütten ağzı yandığı için insanlar artık bu tip mecralara çok kolay yanaşamıyorlar. Ama bölgemiz adına konuşuyorum ben. Bir bölgemizin bir başarı hikayesine çok ihtiyacı var. Buradan bence bir başarı hikayesi çıkması lazım. Bartın olur, Karabük olur, Zonguldak olur ya da 81 il olur. Hiç fark etmez. Az önce Ağrı'da arkadaşımız, Sayın Başkanımız konuştu. Kapıdan Soner Bey, Soner Gökay'ın yanında bir kardeşimiz geldi. Iğdırlar buraya hoş geldin, sabah geldin dedim. Kendisi şaşırdı tabii. Iğdırlar burada dedi, girebilir miyiz dedi, espri yaptı. Burası dünyaya açık. Zonsiyat'ı biz bir dünya markası olma ideali koymuştuk aylar önce. Yani söyleyeyim başkanım. Biz bunu dünya markası yapacağız biz Zonsiyat'ı. Çaresi yok. Çünkü Zonguldak'ta ya da Zonguldak Karayelmas diyarı bunu fazlasıyla hak ediyor. Ben uzatmadan bir konuya değinmek istiyorum. Aylar önce yine başkanımızın da bulunduğu vali bir ziyaretimiz oldu Zonguldak valisini. Affınıza sığınarak söylüyorum. Kendi vali beyi de aynı ağızdan ifade ediyorum. Sayın valim dedim. Benim bir tane Türk'üm var. Çok affedersiniz. Ayının 40 tane Türk'üsü varmış. Benim bir tane Türk'üm var. Ben eğitim için camiadan geliyorum. Başkanlarım yatırımdan, üretimden, istihdamdan söylüyorlar. Ama belki bakınız. Bölgemizde yetişmiş insan gücü açısından çok büyük problem var. Eve dönüş sadece iş adamları ile ilgili değil aslında. Burada dünya vizyonuyla İstanbul'da yaşayan değerli hemşehrilerimiz her alanda yetişmiş insan gücü de vardı. Beyaz ve mavi yakalı. Bunları biz bölgeyle ilişkilendirebiliriz. Ben Zonguldak'ı çok sık ziyarette bulunuyorum. Yaşı ben ve benden yukarıda birçok hemşerim, arkadaşım örneğin Erdem'den emekli olmuş. Hala ihtisas alanları ile ilgili İşte uzman alanıyla ilgili katma vermeye, aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Ama aynı anne babanın ebeveynleri, çocukları maalesef kafeteryalarda delikanlı kız, erkek adlarına birilerinin yer izleye kuşağı diye gömlek giydirdikleri kuşak var orada. Bunların sisteme kazandırılması gerekiyor. Bizim de nitelikli iş gücüyle ilgili bir projemiz var. Bölgemizin işte bu konudaki yetkin kurumlarıyla biz de birlikte bir projemizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burası videonun yanında. Hoş geldiniz. Yeah.
Video alıyorum, siz devam edin, buyurun. Buyurun efendim. Ya bu ne kadar karanlık gösteriyor hala. Evet, aldık. Devam edelim. Şöyle masalar alayım ben. Şöyle bir video. Söver misin? Sonra ben dedim kaşe, kaşe makinesi var. Çok değerli makine mi verin diyorum ya. Vallahi çok değerli Zonsiyat'ın yönetim kurulu üyelerimiz. Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin geleneksel olarak kahvaltı programına hoş geldiniz, şeref verdiniz.